Ya sana ne, sana ne? Sen benim anam mısın? Ha? Bana bak Cennet Hanım. Bir daha bu odaya girme, eşyalarıma da dokunma, tamam? Bak, bak kızım. Burası İstanbul. Aklını çelerler. Bin türlü insan var, anladın mı beni? Bak, bize bak. Başımıza gelmeyen kalmadı. Sizin başınıza ne geldiyse kendi arsızlığınızdan geldi Cennet Hanım. Sen benim namusuma laf edeceğine önce dön de kendi namusunuza bakın. Hiçbir yere gidemezsin. Gel. Ya ben nereye gitip gitmeyeceğimi de sana mı soracağım? Hem sen kimsin ki? He? Annen gelinceye kadar bu evin annesi benim. Anladın mı beni? Ver şu fotoğrafları. Bırak. Bırak dedim. Sen bir halt yemedin değil mi? Ha? Bir halt yemedin değil mi? Sen beni kendinle ya da o kızınla karıştırdın herhalde Cennet Hanım. Benim ardan yana anlamak, tamam? Ama anam derdi. 10 gömleği olurmuş, 9'unu başkasına, birini de kendine giydirirmiş. Ya, ya sen bunu nasıl vurursun? Ver şunu. Bırak dedim. Ver şunu. Ver şunu. Ne oluyor burada? Cennet abla. Pelin bir süre bizimle kalacak. Öyle mi? Geliyorum ben şimdi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Cennet abla. Nasılsın? İyiyim. Siz? Sen nasılsın? Hoş geldin kızım benim. Hoş bulduk İsmail amca. Nasılsın bakalım, iyi misin? İyiyim. Öpeyim. Öpmüş kadar oldun kızım, sağ olasın. Baba. He. Müsaadeniz olursa Pelin bir süre bizimle kalacak. Olur tabii. Neden olmasın? Olur olur. O da bizim kızımız sayılır, öyle değil mi Cennet? Tabii, başımızın üstünde yerim var. Kusura bakmayın, bu saatte böyle haber vermeden geldim ama. Yok, olur mu öyle şey? Bu evin kapısı sana her saat açıktır. Teşekkür ederim. Babamın en son yaptıklarından sonra ben... Biliyoruz, biliyoruz kızım. Baban ayrı, sen ayrı. Hem ayrıca sıraca baban alacak deriz ya. Seni alacağız tabii. Ne ayakta dikilip duruyorsunuz ki öyle? Hadi geçin, oturun, oturun. Şirin, kızım bir çay kat. Hadi bakalım. Oturun, oturun. Geçin bakalım. Geç kızım, geç. Sıra çağırdım et oğlum. Hadi bakalım. Hoş gelmişsin yenge. Hoş bulduk. Biz kaçalım, anca kendi kaçtık usta be. Yoksa neden siz bir çocuksun? Sus! Bu ne surat Nazım kardeş? Vallahi ziyaretimden memnun olmadığını düşüneceğim. Ne istiyorsun onu söyle. Babacığım. Evet kızım. Yine bize İdris amcanla biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Ben içerideyim. İhtiyacınız olursa sesleniriz. Tamam, sağ ol kızım. Ne istiyorsun? Siz misafire böyle mi davranıyorsunuz Nazım? Başlatma misafirinden. Ne istiyorsun onu söyle ve defol git evimden. Yabanisin. Şu hayatta hep yabaniydin. Güzel kız. Allah bağışlasın. Şimdi sakin. Kızın duyacak. Buraya gelecek. Üzülmesin. Ne istiyorsan söyle ve defol git evinden. İstediğim çok basit. O kahveyi bana devret, sonra ne istiyorsan yap. Hakkın neyse vereceğim, hatta fazlasını. Sonra sen de kızınla mutlu bir hayat yaşa. Benim sana satacak kahvem falan yok. Ayrıca bir daha... Sakın,
Sakın pişman olacağın kelimeler söylemeden önce iyi düşün Nazım. Sana yarına kadar müddet. Kararını ver. Ha, unutmadan bu mutlu aile tablosunu bozdurtma bana.